Arkadaşlar selamünaleyküm. Bazı olaylar vardır. Onlara şahitlik etmek, tarihe şahitlik etmektir tıpkı bugünkü konumuz gibi. Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye özellikle savunma sanayinde sürekli sınıf atlıyor. Artık bundan 20 yıl öncesine göre çok daha üst bir ligin oyuncusu haline geldik. Bugün de donanmamızı bir üst lige taşıyan bir gelişmeyi konuşuyoruz. Deniz kuvvetlerimizin yeni amiral gemisi TCG Anadolu envantere törenle alındı. Artık Türk deniz kuvvetlerinin gücü arttı demiyorum, katlandı. O yüzden bugün bu konuda birkaç soruya cevap arayalım. TCG Anadolu bugünlere nasıl geldi? Özellikleri neler? Bu bir uçak gemisi mi? Daha da önemlisi bize bir uçak gemisi lazım mı? TCG Anadolu deniz kuvvetlerimize ne katacak? Daha envantere bile girmeden önce neden bu kadar adından söz ettirdi? Bugün cevaplayacağımız çok soru var. Videolarımızın ve anlattıklarımızın daha büyük kitlelere ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var. Ve bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Bugün gerçek anlamda tarihe geçecek bir gün. Çünkü biliyorsunuz donanmamızın gücüne güç katacak gelişmeler her zaman ayrı bir öneme sahip bizim için. Üç tarafımız denizlerle çevrili ve tamamı gerginliklere sahne oluyor. Daha düne kadar Adalar Denizi ve Akdeniz'de gerginliklerin olduğunu ama Karadeniz'in buralara göre huzurlu olduğunu söyleyebiliyorduk. Ama bugün durum oldukça farklı. Çünkü ABD'nin Karadeniz'deki huzuru bozmak için de bazı adımlar attığını öğrendik. Hatta geçenlerde bununla ilgili bir videoda yapmıştım. Geriye dönük onu da izleyebilirsiniz. Yani Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olmak istiyorsa olmazsa olmazı güçlü bir donanma sahibi olmak bunun için de yıllardır çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Fırkateyninden denizaltısına birçok konuda yerli çalışmalar yürütülüyor. Ama bunların içinde en özel yere sahip olanı şüphesiz ki TCG Anadolu'ydu. Ve düne kadar bir proje olarak konuştuğumuz TCG Anadolu artık ordumuzun envanterine girmiş durumda. Töreni daha yeni yapıldı. O yüzden bugün bu mini uçak gemisinin Türkiye'ye ne katacağını konuşalım. Ama öncelikle şunu belirteyim. Mini uçak gemisi diye adlandırsam da bu gemi aslında bir uçak gemisi değil ve bu noktada önemli bir soruyu cevaplayarak başlayalım. Türkiye'nin bir uçak gemisine mi ihtiyacı vardı yoksa TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisine mi? Öncelikle uçak gemisine sahip olacaksanız eğer gerçekten geçerli sebepleriniz olması lazım. Çünkü uçak gemisi işletmek çok ciddi bir maliyeti beraberinde getiriyor. Uçak gemisinden ona eşlik eden gemilere ve uçaklara kadar her şeyi hesaba kattığınızda 30-40 milyar dolar civarı bir bütçe gerektiriyor. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa elbette bunlar ayrılmayacak rakamlar değil. Sonuçta mesele güvenlik. İhtiyacınız varsa başka alanlardan kısar buraya yatırım yaparsınız ama uçak gemileri öyle her devletin ihtiyaç duyacağı sistemler değil. Öncelikle küresel çapta etkiye sahip olmanız gerekiyor. Yani bugün Osmanlı'nın yükselme dönemi falan olsaydı evet böyle bir şeye ihtiyaç olabilirdi. Ama bizim şu an için etki alanımız biraz daha bölgesel kalıyor. Ayrıca biz okyanus ülkesi değiliz. Kapalı denizler için uçak gemisi gibi devasa platformlar çok da gerekli sayılmazlar. Ama TCG Anadolu gibi amfibi hücum gemileri için aynı şeyler geçerli değil. Bu gemiler hem kısıtlı da olsa uzak bölgelerde hava harekatı imkanı sağlıyor hem de büyük bir çıkarma kabiliyeti. Bizim esas ihtiyaç duyduğumuz şey de bu. Çünkü askeri operasyon düzenleme ihtimalimiz olan yerler aslında yakın çevremizi kapsıyor. En uzak bölgedeki askeri varlığımız Somali'de bulunuyor. Orası da şu an daha çok Somali ordusunu kuruyor. Haliyle oraya operasyon ihtimalimiz yok. Ki orada öyle bir ihtiyaç olsa bile zaten TCG Anadolu'nun kapasitesi bunun için yeterli. Yani bu gemi bizim için biçilmiş kaftan olarak görülebilir ve yaklaşık 8 yıllık bir emeğin sonucu. İlk çalışmaları 2014 yılında yapılsa da 2015'in ortasında siparişi Sedef Dershanesi'ne verildi. Türkiye'nin bugüne kadar giriştiği en büyük gemi inşa faaliyetiydi. O yüzden siparişinin hemen ardından İnşa faaliyetleri başladı ve süreç içerisinde tasarımında biraz değişiklikler yapıldı çünkü biz bu gemiyi aslında gerçek anlamda mini bir uçak gemisi olarak kullanacaktık. Kısa pisli gemilerden iniş kalkış yapabilen savaş uçaklarının kullanabileceği kapasiteye sahip TCG Anadolu. Bunun içinde aslında dahil olduğumuz bir proje vardı o zamanlarda. F-35B savaş uçağı bu tarz gemilerden iniş kalkış yapabiliyordu. Ama süreci biliyorsunuz, F-35 projesinden çıkarıldık. O zamanlar TCG Anadolu'nun artık hiçbir anlamı kalmadı gibi yorumlar yapanlar olmuştu. Ama elbette Türkiye artık bu konularda çaresiz kalacak bir devlet değil son 20 yıldır savunma sanayisinde çok ciddi bir noktaya geldik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan başa geçtiğinden beri savunma sanayisinde yürütülen projelere Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde destek verdi. Ve o destek sayesinde hemen hemen 20 yılda F-35 projesinden çıkarılmanın açığını kapatabilecek bir ülke haline geldik. Hemen insansız savaş uçağımız ve Bayraktar TV3 bu gemi için hazırlanmaya başlandı. Zaten o zaman MIUS diye adlandırılan insansız savaş uçağımız Kızıl Elman'ın ilk kavramsal tasarım görsellerinde de TCG Anadolu gemisinde kullanılacağı net şekilde belli olmuştu. Aynı görsellerin içinde Bayraktar TV3'te vardı. İşte bu iki sistem sayesinde TCG Anadolu çok özel bir ünvana kavuştu. Gemimiz dünyanın ilk SİHA gemisi oldu. Biliyorsunuz insansız sistemler konusunda öncü bir devletiz. Artık ilkleri ortaya çıkarmaya başladık. Bu gemi de o ilklerden biri oldu. TCG Anadolu'nun taşıyacağı platformlara yani vurucu güçlerine bugün değinmeyelim. Önce kısaca özelliklerinden bahsedelim. Dedim ya Türk gemi inşa sektörünün bugüne kadar yaptığı en büyük iş bu. 232 metre uzunluğu ve 32 metre genişliğe sahip. Azami yüksekliği 58 metre. Yaklaşık 40 kilometre maksimum hızı var. 6 adet savaş uçağı taşıyabiliyor. 10 adete kadar taarruz helikopteri, 8 adet nakliye ve 2 adet de Seahawk helikopter taşıyabiliyor. 30 ile 40 adet arası Bayraktar tb için bu gemiye konuşlandırılması bekleniyor. Dünyada sadece 5-6 ülke bu tip gemi üretebiliyor. Haliyle normalde bu geminin her noktası ayrı bir konu başlığı. Gemi yakıt tanklarını doldurduktan sonra yaklaşık 9000 mil hiç yakıt ikmali yapmadan gidebiliyor. Bunun nasıl bir mesafe olduğunu anlamanız için kilometreye çevirmekten ziyade süreyle anlatayım. Yakıt tanklarını doldurduktan sonra bu gemi aralıksız bir ay yakıt ikmali yapmadan ilerleyebiliyor. Ayrıca gemide iniş yapan hava araçları için yakıt istasyonları da var bu iki adet istasyonda aynı anda 6 araca yakıt ikmali yapılabiliyor. Yani bir harekat anında operasyon durmaksızın devam edebiliyor. Bugüne kadar bu gemi çok ciddi aşamalardan geçti. Mesela geçen yıl Bayraktar TB3 için gemide tasarım değişikliği yapıldı. Gemide ski jump diye adlandırılan sıçrama pisti uzatıldı. Hemen ardından helikopterlerle test faaliyetleri gerçekleştirildi. Deniz kuvvetlerimizin envanterindeki AH-1W Super Cobra taarruz helikopteri ve S-70B Sea Hawklar gemiye iniş yaptı. Ve daha sonra gemide bulunan asansörle geminin gövdesinin içerisinde hangara alındılar. Bu test başarıyla tamamlandıktan sonra geçtiğimiz Ekim ayında en heyecan verici test gerçekleştirildi. Bu testin başrolü milli Altay tankımızdı. Altay mekanize çıkarma aracıyla askeri tersaneden alınıp Anadolu gemisine yüklendi. Ardından da yine aynı aracı alınarak sahile çıkarma operasyonu yaptı. Bu test yapılırken Altay tam muharebe ağırlığındaydı. Ve bundan sonra TCG Anadolu geçen ay testlerinin yapılması için deniz kuvvetlerimize teslim edildi. Kabul faaliyetleri hızla tamamlandı ve şimdi alınmış oldu. Aslında bu gemi üzerine konuşabileceğimiz çok fazla başlık var. Mesela vurucu güçlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Ama bu videoyu çok uzatmamak adına meselenin o kısmına değinmiyorum. TCG Anadolu'nun caydırıcı olmasını sağlayan vurucu güçlerinin neler olduğu sorusunu isterseniz başka bir videoda cevaplayalım. Bununla ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Ama şu an için kısa ve öz şekilde söyleyebileceğim tek şey Türk Deniz Kuvvetleri'nin bugün çağ atladığı. Artık donanmamızın yeni bir amiral gemisi var ve bu gemi bu bölgede birçok dengeyi alt üst edecek Zaten hem Akdeniz hem Adalar Denizi'ndeki en güçlü donanma bizdeydi. Aslında Rusya'nın donanmasını daha çok Baltık tarafında bulundurduğunu göz önünde bulundurursak Karadeniz'de de en güçlü donanma bizdeydi. Şimdi o üstünlük ezici diye adlandırılabilecek bir boyuta geldi. Şöyle bir hayal kurun. Atıyorum Yunanistan'a bir harekat düzenleniyor ve bunun merkezinde TCG Anadolu Kızıl Elma, Bayraktar TB3 ve Zaha var. Donanmamızın vurucu gücünün o harekatta hangi boyutlarda olacağını zaten kolayca tahmin edersiniz. İşte şu an sizin gözünüzü kapatıp canlandırabildiğiniz senaryoyu bütün çevre ülkelerde canlandırabiliyor. Bu yüzden de özellikle Yunanistan artık daha dikkatli adımlar atmaya başlayacaktır. Başlamasa da keyfi bilir. Test faaliyetlerini tamamladığımız TCG Anadolu'yu bir de gerçek muharebe ortamında görme imkanı verir bize sadece. Ama tabii ki o senaryonun sonunda sadece biz mutlu oluruz. Allah'a emanet olun.